Yağmur Güneş ve Uğurcan Taşdemir birlikteliklerine genç kızın ailesi izin vermeyince ikisi de katledildi. Çifte infazda tetiği amcaoğlunun çektiği ortaya çıktı ancak savcılık azmettirici olarak anne babayı işaret etti. Onlar için de müebbet istedi. Sen ölümü hak edecek kadar ne yaptın abi? İnsan hayatına değil mi ya? Yağmur Güneş ve Uğurcan Taşdemir, genç çift, geçtiğimiz yıl Bayrampaşa'da çifte cinayete kurban gitti. Katil zanlısı amcaoğlu gözaltına alındı. Çiftin ölüm emrini aile meclisinin verdiği ortaya çıkınca genç kızın anne babası için de müebbet hapis cezası istendi. Yağmur Güneş ile Uğur Taşdemir yaklaşık 2 yıl önce tanıştı ve sevgili oldular. Ancak Yağmur Güneş'in ailesi bu ilişkiye karşıydı. Yağmur Güneş'ten Taşdemir'den ayrılmasını istedi ancak Güneş ayrılma teklifini reddetti. İddialara göre aile durumu yeğen Cüneyt Güneş'e anlattı. Genç çiftle bir kez de o konuştu. Ayrılmalarını söyledi. Ancak biz mutluyuz, evlenmek istiyoruz yanıtını alınca son bir kez konuşmak için yanına çağırdı. İkili kendi ayaklarıyla ecellerine gittiğinden habersizdi. Yağmur Güneş ile Uğur Taşdemir geçtiğimiz yıl boş bir arazide silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet büro dedektifleri soruşturma yürüttü ve cinayeti işleyen kişinin Yağmur Güneş'in amcasının oğlu Cüneyt Güneş olduğunu belirledi. Cüneyt Güneş adliye çıktı ve tutuklandı. Güneş'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. 6 aydır cezaevindeydi. Savcılık önceki gün iddianameyi hazırladı. Soruşturma geçtiğimiz gün tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Yağmur Güneş'i öldürdüğü iddia edilen amcaoğlu Cüneyt Güneş hakkında savcılık ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Yine aynı iddianamede savcılık cinayeti azmettirdiğini düşündüğü anne ve babanın da aynı cezayla cezalandırılmasını istedi. Savcılık tetiği Cüneyt Güneş'in çektiğini ancak ölüm emrini aile meclisinin verdiğini öne sürdü. Genç kızın anne babasını da ölümlerden sorumlu tuttu. Kızın ayağına bak ya. Çocuğun ayı diyor. Çifte cinayet davasının sanıkları önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.